Toprak ve suyu kirletmeden üretimi ön plana çıkaran nitrat eylem planı için çalışmalar sürüyor. Çalışmaların Akdeniz bölgesi ayağında nitrata hassas bölgelerin belirlenmesi ve eylem planlarının hazırlanması projesi paydaş toplantısı Adana'da yapıldı. Nitrata hassas alan kangren olmuş kol değil. Ben hep böyle tahmin ediyorum. Eğer önlem almazsak orayı elden çıkaracağız. Yeraltı suyu, yerüstü suyu manasında. Toplantıya ev sahipliği yapan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanı Ali Kılıç Özberk, kirletmeden üretimin önemine vurgu yaptı. Biz üretmeye devam edeceğiz ama koruma kullanma dengesinde toprağı, suyu bozmadan, degrede etmeden, kirletmeden kullanacağız. Bunu yaparken de bu eylem planlarını uygulayacağız. Çok önemli bir çalışmaydı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nden Profesör Doktor Burcu Özsoy, nitratın neden olduğu kirliliğe değindi. Yerleşim alanları ile sanayi bölgelerinin atık suları, tarım alanlarının drenaj suları, azot, fosfor ve karbon gibi besin maddelerini yüzeysel sulara taşımakta ve bu maddeler su havzalarının ekolojik yapısını bozmaktadır. Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Ali Tekin de toplantıyla kirliliğe karşı tedbirlerin tüm yönleriyle görüşüleceğini söyledi. Topraklarımızı çoraklaştırmadan, tuzlanmadan ve aşırı derecede yer altı suyun baskısından kurtarmak amacıyla aslında hem sulama hem gübreleme hem de diğer atıkların sebep olduğu toprağın yok olmasına neden olan etkileri ortadan kaldırmayla ilgili bugün toplanacağız. Açılış konuşmalarının ardından toplantıya geçildi.